Katılımcılar, güzel bir toplantı oldu. Yorulduk da hızlıca sorularınıza da cevap verip bitirelim inşallah. İstanbul'da da malum trafik sorunumuz var. İstanbul'da yaşayanların sabah evden çıkarken ve akşam işten çıkıp eve giderken ilk düşündükleri hangi saatte çıkmalıyım, hangi güzergâhtan gitmeliyim. Ona da geldikçe biz görüyoruz. Abdurrahman Coşkun sormuş. Muhasebe mesleğinde 10 yıl tecrübem var fakat serbest muhasebeci mali müşavir ruhsatımı alalı 3 yıl oldu. Ben hem bilirkişi hem de Concorde komiseri olabilir miyim? Teşekkürler. Şimdi bilirkişilik temel alt uzmanlık alanlarında aranan şartlar kısmında serbest muhasebeci mali müşavirlikle ilgili bir düzenleme var. Eğer o kısımdan girecekseniz sonuçta ruhsatı aldığınız tarihten itibaren fiilen bu mesleği icra etme kanunen hak ve yükümlülüklerini haklarına ehil yükümlülüklerine de sahip olduğunuz için haliyle biz burada ruhsat tarihinden itibaren değerlendiririz ve fiilen 5 yıllık mesleki tecrübe şartını sağlamanızı isteriz. Onun dışında eğer SALT serbest muhasebeci mali müşavir olarak çalışmak ya da bunu belgelemek şeklinde bir aranan nitelik yok, genel anlamda bir tecrübe şart aranıyorsa elbette muhasebe mesleğindeki 10 yıllık tecrübenizi ispatladığınız takdirde değerlendirmeye alınabilirsiniz. Burada şu noktayı belirtmek istiyorum. Bakın, bundan sonraki başvuru dönemlerinde de gerek istişarelerinizde gerek sizler kendiniz şunu değerlendirin. Bilirkişilik bölge kurullarımıza da her zaman söylediğimiz ve bundan sonra da ısrarla üstüne basa basa söyleyeceğimiz husus şu. Kanunun emredici hüküm olarak aradığı 5 yıllık fiili tecrübeyi biz ispatlamayacağız. Başvuran ispatlayacak. Ve bunun için de SALT bir sertifika, bir işte bir yerden alınan bir belge tek başına asla yeterli değil, olmayacak da daha katı davranacağız bundan sonraki süreçte. Önemli olan sizin talip olduğunuz, ben bu alanda rapor düzenleyebilirim, gerekli özel teknik bilgiye ve donanıma sahibim dediğiniz alanda bize kanun aradığı tecrübenizi ispatlamanız, o alandaki çalışmalarınız olur, o alandaki raporlamalarınız olur, o alanda işte kitabınız vardır, makale yazmışsınızdır, akademik çalışmalarınız vardır, her neyse bunların bizzat belgelenmesi gerekmekte. Concordato komiserliği ve bilirkişilik için bu soru soruldu. Dediğim gibi 5 yıllık fiili çalışmanın bir şekilde kayıt altına alınması gerekiyor. Bilirkişilere avukatlarda olduğu gibi manyetik ya da çipli kimlik kartı verilmesi, adliye girişlerini bu kartla yapmadan sağlanması, kemerini çıkar, ayakkabını çıkar gibi uygulamalara son verilmesi düşünülüyor mu? Düşünülmüyorsa nedeni var mı? Saygılarımla. Elbette bu uzun süredir bilirkişilerimizin yoğun talepleri olan bir konu. Ben en başından beri şunu da söylüyorum. Bizim bilirkişilik kurumunu itibarlı hale de getirmemiz lazım. Artık bir noktaya geldik. Bunun üzerine koymamız lazım. Yurt dışında bilirkişiler, bunu çoğu yerde de paylaşmışımdır, mensup olduğu mesleki faaliyetinin yanında edindiği özel ve teknik bilgisiyle yargının hizmetine de bilirkişi olarak hizmet etmek noktasında bir niyeti ve başvurusu olduğunda ve bu listelere kabulü sağlandığında kendi meslektaşları arasında da çok itibarlı bir konuma geliyor. Yargı bile teveccüh edip kendisinden özel teknik bilgisini istediğine göre bu bir üstattır, üst aşamaya geçmiştir gibi bir göz var. Bizde de bunu yerleştirmemiz lazım. Elbette adliyelere girişlerde bir kimlik konusu olabilir. Buna ilişkin en azından şöyle bir öngörümüz ya da bir ön çalışmamız oldu. Bilirkişilik yetki belgesi veriliyor biliyorsunuz 3 yıl geçerli. En azından bu yetki belgelerinin bir uzlaştırmacı, arabulucu kartı gibi bir bilirkişi kartı, tanıtım kartı olarak verilmesi noktasında bir ön çalışmamızı yaptık. Güvenlik kaygısı tabii herkes için geçerli. Yani burada sadece bilirkişiliğe hasretmeyelim. Yani bu adliye giriş çıkışlarında elbette ilk refleks güvenlik. Bu hem sizlerin hem bizlerin güvenliğiyle alakalı bir durum. Buna ilişkin dediğim gibi bir
çalışmamızı arz edip irade aldığımızda buna bunu da sizlerle paylaşacağız. Onun dışında burada bahsedilmemiş ama otopark deniyor. İşte adliyelerde bilişler için bir oda. Elbette takdir edersiniz ki imkanlarla sınırlı olarak bazen hakim, savcılar, işte adliye personeli bile otopark araçlarını koyamıyorlar. Bunlar ne yapabiliriz? Üzerinde çalıştığımız konular. Küçük bir franchising sözleşmesini ihlalden açtığım davada mahkeme bir mali müşavir, iki bayilik uzmanı, üç sözleşmede uzman öğretim görevlisi atadı. Hem de yüksek fiyata. Önce itiraz edelim, hukukçu bilirkişi iki değil teke indirsin dedik. Sonra itici olmayalım, davacı vekiliyiz dedik. Netice rapor hep hukuki yorum, varsayım. Raporu geç verdiler, bir de böyle verdiler. İtiraz ederken hangi maddelere dayanmak uygundur? Ben atamayı, görevlendirmeyi de doğru bulmadım. Sizin fikriniz nedir? Evet de bu hukukçu bilirkişilik olarak uygulamamıza yerleşen müessese maalesef kötüye kullanıldı yıllar içerisinde. Başkanım da burada. Aslında biz bilirkişilik kanununun 10. maddesinin 4. fıkrasında hukuk öğrenimi görmüş kişilerin ayrıca uzmanlığını belgelendirmedikçe bilirkişilik sicili ve listesine kaydedilemeyeceğini hükmünü kanun koyucu getirdiğinde amaçlanan şuydu. Hukuk muhakemeleri kanunu ve ceza muhakemeleri kanunu kağıt üstünde kalan, yani hakimin hukuki bilgisiyle ya da mesleki tecrübesiyle çözebileceği konularda bilirkişiye başvuramaması kuralının gerek yüksek yargı uygulamalarıyla gerek ilk derece uygulamalarıyla kağıt üstünde kalması nedeniyle bunu daha sert ifade etmekti. Ancak kanun ilk çıktığı yıl hep şu tartışma şimdi, hukukçular bilirkişilik yapsın mı yapmasın mı? Aslında kanun koyucunun muradı hukukçuların bilirkişilik yapıp yapmaması değil. Hukuki konularda bilirkişiye gidilmemesi. Yoksa bir hukukçu farklı uzmanlık alanlarında kendini yetiştirmişse, çok iyi bir hesap uzmanı da olabilir, iyi bir ressam olabilir, aşçı olabilir, sanattan anlar, doktordur, mühendistir. Tabii ki o alanlarda bilirkişilik yapabilir. Bu noktada soru özelinde baktığımızda elbette franchising sözleşmesinin hukuki nitelendirmesi ve maddelerin ihlal edilip edilmediği tamamen hukuki konu. Bu noktada aslında mahkemenin hiçbir şekilde hukukçu bilirkişi atamaması lazım. Doğru bir uygulama değil. Bu noktada bilirkişilik temel ilkelerine aykırılıktan yine hukuk muhakemeleri kanununun ve bilirkişilik kanununun ilgili hükümlerine aykırılıktan itirazlarınızı yapabilirsiniz ve bunun denetimini sağlayabilirsiniz. Yani sonuçta franchising sözleşmesine dayanarak bir kişi dava açıyorsa sözleşmenin bazı hükümlerinin ihlal edildiğini iddia ederek bu davayı açar. Sözleşme hükümlerinin ihlal edip edilmediğini de değerlendirecek, hukuki değerlendirmesini yapacak kişi zaten hakimin kendisidir. Hatalı bir görevlendirme olduğunu söyleyebilirim. Mali müşavirim bilir kişi olarak görev yapabilmem için ne yapmalıyım? Bilirkişilik Daire Başkanlığımızın sitesinde temel alt uzmanlık alanları ve aranan nitelikler, bilirkişiliğe başvuru, kabul, usul ve esasları yazılıdır. Lütfen açın, oradan okuyun. Burada sizi bunu tek tek anlatmayayım. Çünkü uzmanlık alanları belli, aranan nitelikler belli, başvuru, usul, esas ve değerlendirme koşulları belli. Hepsi sitemizde var. Oradan baktığınızda kendinize uygun olduğunu düşünüyorsanız ilan açıldığında başvurunuzu yapabilirsiniz. Bu yazıyı pek Erdal Bey'in şeyi, bunu en sona saklayayım, biraz zor okuması. Ömer Dicle, bilirkişi olarak adliye salonlarına girişlerde zaman bakımından sorun yaşamaktayız. Mesleki kimlik kartı, bilirkişilik bir meslek değildir. Bunu bu şekilde nitelendirmeyelim lütfen. Bilirkişilik bir faaliyettir. Mesleki kimlik kartı değil de, hani bilirkişi olduğunuzu tanıtıcı bir kart desek daha doğru olur. İfadeleri düzgün kullanalım bence naçizane. Ve hukukçu arkadaşlar gibi üst araması yapılmadan direkt geçiş gibi bir çalışmamız var mıdır? Dediğim gibi bunu bir değerlendiriyoruz. Giriş kartında eğer manyetik bir şekilde yapabilirsek, bunun tabii hem bakanlık olarak hem de ilgili yargı mercileriyle birlikte değerlendireceğiz. Eğer imkanlar el verirse neden olmasın, güzel de bir uygulama olur. Adem Zambak sormuş. Hakim görevlendirirken kusur veya kusur oranı talep ediyor bilirkişiden. Bu daha çok ceza mahkemelerinde oluyor.
Dediğiniz gibi kusurlu demekle bilirkişi suçmuş işliyor. Daha önce iş güvenliği ile ilgili bilirkişilik yapılmasına rağmen iş güvenliği ile ilgili yeni düzenlemede başvuru yapma imkanı tanımadınız. Tanıdık, şu an var. İkinci başvurularda aldık. Ama mahkemeler iş güvenliği uzmanı olarak rapor istiyor. Rapor vermek doğru mudur? Şimdi 1-1-2018 tarihinde düzenlenen bilirkişi listelerine esas alınan temel alt uzmanlık alanları arasında iş sağlığı ve güvenliğine yer verilmemişti. Bu doğrudur. Bizim bunu yer vermemedeki asıl çıkış noktamız da tamamen iş güvenliği uzmanlarının mevzuat hükümlerini değerlendirerek bu raporları düzenlemesi ve bunun da nihayetinde hukuki yani kanun yönetmelik. Tabii ki çok geniş yelpazede ama sonuçta nihayetinde hukuk alanı içinde kalıyordu. O nedenle ilk aşamada düzenlenmemişti. Ancak sonra uygulamadaki sıkıntılar baş gösterince 2019 tarihinde yapılan güncellemeyle iş sağlığı ve güvenliği uzmanlık alanında açıldı. Sıkıntılı alanlardan bir tanesi, evet. Bu noktada ceza mahkemeleri kusur oranı değil de asli tali kusurluluk durumunu sorarlar. Ama TCK 22. maddesinin gerekçesi çok açık. O kadar güzel anlatmış ki muradımızı. Yani tane tane anlatmış. Mümkünse açın okuyun lütfen bir müsait zamanınızda. Asli tali kusur kusursuzluk bu durumların tamamen hukuki olduğu ve bilirkişiye bunun sorulamayacağı. Ki Yargıtay 12. Ceza Dairesi'nin ve Ceza Genel Kurulu'nun da bu konuda çok güzel kararları var. Teknik yönden rapor alındıktan sonra hakimi bu oran ya da bu asli tali nitelendirmenin bağlamadığı ve nihai değerlendirmenin hakim tarafından yapılacağı yönünde. Sizlere bu sorulduğunda ve zorlandığında tabii hakim de Yargıtay aşamasını düşünüyor. Size ufak bir husus paylaşayım. Şimdi Yargıtay 21. Hukuk Dairesi iş kazalarında bu Yargıtay incelemesini yapan bir daire. Ve burada tabii o oran istiyor. Ama şöyle bir iştahını paylaşacağım sizle şimdi. Ve 2019 yılı yanlış hatırlamıyorsam Şubat ayı iştahı. Bir tane bilirkişi raporu alınıyor. Diyor ki davacı işçi %20, dava dışı işveren %80 kusurlu diye. İtiraz oluyor, ikinci bilirkişi raporu alınıyor. Dava dışı işveren %80, davacı işçi %20 kusurlu çıkıyor. Çelişki oluyor, üçüncü rapor alıyor, davacı işçi %30, dava dışı işveren %70. Hangisini itibar edeceğiz? Yani bu ne? Yani somut olay belliyse, hep diyorum ya, takdire girdiğin anda işte iş karışıyor. İtirazların, ek raporların, çelişkilerin giderilmesinin önü aşılmıyor. Hatta geçen de 2009 tarih esaslı bir iştahat okudum. 2019 yılında bozulmuş kusurdan. Daha bakın, 10 yıl geçmiş, yazık ya. Kusurun peşindeyiz, daha ikinci aşamaya geçemedik yani. Yok kusur raporları çelişkiyi gidermek için yeniden inceleme diye Yargıtay bozmuş. Velhasılı mahkemede birini itibar edip kararını vermiş. Yargıtay 21 hukuk demiş ki her ne kadar mahkemece şu taylı bilirkişi raporuna itibar edilerek davanın kısmen kabulüne karar vermiş ise de alınan bilirkişi raporları ve dosya kapsamından anlaşıldığı dosya kapsamından davacı işçinin kusurunun daha ağır olduğu ve bu nedenle illiyet bağı kesildiği anlaşıldığından davanın reddi gereken kabulü hatalıdır demiş. Ben şimdi soruyorum. Eğer Yargıtay'da üyeler de hakim sonuçta bu şekilde kusur değerlendirmesini yapıp illiyet bağını da değerlendirerek işte kesilmiştir, kusurun ağırlığı davacıdadır diyebilip bozabiliyorsa kürsüdeki de hakim, o da yapacak. Biz niye halen madem kendi kendimize çelişip kürsüdeki hakimi de bilirkişiyi de zor durumda bırakıp oranlı rapor düzenlemesini istiyoruz? Dediğim gibi oran ben hiçbir yerde görmedim. Yani öyle bir zorunluluk da yok. Kusur ölçer de yok, kusur metre de yok. Dünya üzerinde de yok. Eğer bulabilen varsa getirsin, bütün şeylerimi değiştireyim, görüşlerimi değiştireyim. Çünkü bilimsel bir dayanağı yok. Bu eğitimi de yok. Tamamen takdir. Bu noktada yani bilirkişiler bölge kurulu nezdinde de sıkıntı yaşıyorlar sonra hukuki konudur değerlendirilmesi gerekir diye. Hani yapacağınız iş teknik yönden raporunuzu düzenleyip bütün boyutlarıyla iş kazasının oluşumuna etkiden tüm faktörleri iş sağlığı güvenliği kapsamında değerlendirip
Kim hangi tedbiri almakla yükümlüydü? Almadı. Kim ne yapmaması gereken yaptı? Ne yapması gereken yapmadı? Üçüncü kişinin iş kazasının oluşumuna bir etkisi var mıydı? Bunların hepsinin teknik yönden değerlendirilip bırakılması, kusur değerlendirmesinin hukuki bir konu olup görevlendirme kapsamı dışında olduğunun söylenmesi lazım. Biz bunu iddia ediyoruz ama dediğim gibi üst yargı denetiminde maalesef henüz istediğimiz seviyeye gelemedik. Halen oran raporları isteniyor. Gerek bilirkişilikte kota gerekse konkordato komiserliğinde kota yeniden gözden geçirilecekse bilirkişilik kotası kaç dosya ile konkordato komiserliği içinde 5 sınırın aşağı çekilme imkanı vardı. Var mı? Konkordato komiserliği listeden bir döngü şeklinde mi tayin edilecek veya yine eskisi gibi mahkemelerin aynı ve bildik komiserlere çalışması şeklinde mi olacak? Bilirkişilikteki kota çalışmamızı dediğim gibi biz tamamladık. Sayı paylaşımını şimdi dediğim gibi paylaşmam uygun olmaz. Belli bir kota aylık belirlendi. Yasa çünkü bize bu yetkiyi veriyor. Bilirkişilerin aylık bakacakları iş sayısını belirlemek diyor. Bunu minvalde belirledik. Siz belirlenen sayıdan fazla dosya alamayacaksınız. Çok allame-i cihansınız. İşte o sayıyı 10 günde hallettiniz. Raporları aynı ayın ilk 10 günü halledip sundunuz. Kalan 20 günde yeniden bir kota kadar tekrar alamayacaksınız. Şubat ayını mesela beklemek zorunda kalacaksınız ya da bir sonraki ayı. Komiserlikte 5 sınırı var. 5'ten fazla alamıyor. Aslında bu da kendi içinde bir sınırlama. Bu noktada da dediğim gibi listeler oluşturduğunda da ilk etapta henüz yeni bir değerlendirme yok. 5'ten fazla zaten görevlendirme alamayacakları için ama listeden görevlendirme esas olacağı için bu minvalde devam edileceğini düşünüyorum. Muhasebe mesleğinde 10 yıl tecrübem, bunu yaptık. Başkanım bir tane vardı, okuyamamıştım onu bir hemen. Konularında müfettişlik ve görevleri yaptım. Ticaret mahkememde de 5 yıl bilirkişilik yaptım. 10 yıldır emekli müdür. Sonrası yok. Bunu konuşalım. Hani burada sonu da bağlanmamış. Benim şeyler bunlar. Cevaplar. Peki başkanım. O zaman biraz uygulamaya yönelik gelen soruları bir yanıtlayalım. Sizi dinlendirelim bir. Ali Bey cevaplasın. Ondan tamam, sonra teşekkür ederim. Açıldı mı benim mikrofonum? Aç. Evet. Orhan Bey, alacağımız olduğu halde alacaklar listesinde yer almayarak ve bir haftalık süreyi kaçırmışsak ne yapmalıyız diye sormuş. Bir hafta değil, 15 günlük süredir o. Bu alacaklar listesinde olmak ya da olmamak bir alacağın varlığını ya da yokluğunu belirlemiyor. Alacaklar listesinde olmak ya da olmamak, yani o alacaklar kuruluna girmek ya da girmemek sadece ve sadece o müzakerede oy kullanıp kullanmayacağınızla ilgili bir meseledir. Yani siz 100 bin lira alacağım var diyorsunuz, şirket 50 bin lira borcum var diyor, ikisinin arasında muğlak kaldınız ama 100 bin lira alacağınızı kanıtlar elinizde, belgeleriniz varsa alacağınıza bir helal gelmiyor. Siz sadece kanıtlayamazsanız o kadar oy kullanabiliyorsunuz, kongordutunun sonucunu etkileyebiliyorsunuz. Listede yer listede yoksanız ve 15 günlük süre içerisinde de gerekli bildirimi yapmadıysanız, üzgünüm, alacaklar kurulu toplantısına katılıp müzakerelere katılamazsınız. Kabul ya da ret biçiminde bir oy veremezsiniz. O süre kesin süredir. Geçici müddet kabulünden sonra Onur Bey, 3 aya ilişkin işçi alacakları işkur tarafından ödenmektedir. Kesin müddet içerisinde veya sonrasında mahkemece iflas kararı verildiğinde yine böyle bir uygulama var mı? Yani iflastan sonra işkur ödenmeyen işçi maaşlarını ödemekte midir? Yoksa iflas masasını ne başvurulmalı mıdır? Şimdi İşkur, biliyorsunuz, ücret garanti fonu diye bir fon var. Ücret garanti fonundan kongordato davası açılmadan önceki bir yıl içerisinde oluşmuş işçi alacakları ödenmektedir. Buna ilişkin yönetmelik yayınlandı bildiğim kadarıyla. İşkur'da konunun daire başkanıyla çok müzakere ettik bu konuyu. Orada sıkıntılı birçok konu var. Sıkıntılı konular, şirket iflas ettiğinde ya da kongordato süreci sonlandığında İşkur'un ödediği paraları geri isteyip istemeyeceği konusudur. Yani İşkur bir biçimde o paraları geri almalıdır. Çünkü o işverenin ödemesi gereken paralardı. Kongordato ilan ettiği için yasa ona o hakkı verdiğinden İşkur'dan bir projesini destekleyici prim gibi düşünün. Bir
devlet tarafından sağlanmış imkan gibi düşünün. O işçi paraları, işçi tutarları ödeniyor. Kongordotu davası projenin onaylanması dışında herhangi bir sebeple kesintiye uğrarsa ya da sonlanırsa İşkur'un o paraları geri isteme eğilimi var. Böyle bir hazırlığı var. İflas etmiş şirketler bakımından ücret garanti fonunun böyle bir uygulaması yok. Ücret garanti fonu sadece iflas erteleme, kongordoto ve geçici olarak ödemede, borç ödemede aciz duruma düşmüş işletmeler bakımından işliyor sadece. Kongordoto'ya girmiş bir firmanın bilançosunda kayıtlı olmayan firmada bulunan 10 milyon değerindeki makinaların bilançoda kayıtlı değil ama fiilen firmada değil mi? Değeri bilirkişi raporu ile tespit edildiğinde komiser 10 milyon değerindeki makinaları resmi defterlere kayıt ettirmek zorunda mı? Burada komiser nasıl hareket etmelidir? Şimdi biz şirketin mal varlığını çıkarırız komiser olarak. O makina şirketin mal varlığı içerisindeyse, bakın faturalaşma, yani o şirket şeyin makinanın faturasının olup olmaması vergi usul kanunu bakımından ve ticaret kanunu bakımından her kanunun kendi özelinde durumlar, sonuçlar üretir. Ama Kongordoto davasında biz fiili varlığı çıkarırız. Makinanın şirketin malı olduğuna kanaat getirmişsek onu aktifine koyarız, aktifine koyarız. O makinayı satıp o makinenin bedelini, çünkü borç ödemede kullanabilir şirket. O makineyi üretimde kullanabilir. Dolayısıyla komiser eğer bunu tespit ediyorsa, tabii ki onu şirketin aktifine, bilançosuna, defterine kaydettirmelidir. Ettirmezse alacaklının bir tanesinin bunu tespit etmiş olması halinde şirketin mal kaçırdığını, borçludan mal kaçırdığını, komiserin de hani bildiği halde buna göz yumduğunu iddia ederek bir takım takipler başlatabilir. Ben komiser olarak o makineyi aktife kaydettiririm, değerlettirir, bilançoya ilave ettiririm. Alacaklar listesinde kayıtlı olup süresinden sonra alacağını bildirim yapıldığında alacaklar toplantısında projenin kabulü için oy kullanabilir mi? Şimdi 15 günlük süre kesin süredir. 15 günlük süre içerisinde alacak bildirimi yapan alacaklı, bir kere şunda antak kalmamız lazım. Alacak, bilançoda kayıtlıysa, mizanda kayıtlıysa, yani borçlunun defterinde, kongordoto ilan eden şirketin defterinde o borç kayıtlıysa, alacak bildirimi yapıp yapmamasının bir önemi yok. Çağrıya uyup uymamasının bir önemi yok. Gidip oyunu kullanabilir. Ama borçlunun defterinde kayıtlı değilse, mizanında yoksa, mahkemeye bildirilmiş borçlar arasında değilse ve 15 günlük bildirim süresini de kaçırdıysa müzakere toplantılarına katılamaz, oy da kullanamaz. Hasan Bey, şüpheli hale gelen alacakla ilgili tahsil edilen KDV ile ilgili indirilecek KDV yapabilir miyiz? Evet. Şimdi sevgili üstadım, bunu genel alacak, genel vergi usul kanununun öngördüğü o genel kabul içerisinde değerlendirdiğinizde siz o alacağın tamamını KDV'sini ayırmaksızın masraftan düşüyorsunuz ya. Yani şimdi bir alacağınız var, Kongordoto'yu boş verin. Şirket bir biçimde bu borcu ödemiyor, tahsili imkansız hale geldi. Siz onun için KDV'yi ayrı bir işleme tabi tutabiliyor musunuz? Normal. O alacak Kongordoto ilan edilmiş olması alacağın mahkeme ya da icra dairesinde bildirme anlamına geliyor. Yani genel kural aynen geçerlidir. Tabii genel kural neyse, oradaki genel kural neyse o aynen geçerlidir üstad. Sadece tabii orada şöyle bir şey var. Şimdi KDV'yi KDV'den indirdiniz. KDV'siz alacağı da alacaktan indirdiniz. Sonra da gittiniz %80'i tahsil ettiniz. O Kongordoto şirketine ve komisere bunu ikna edemezsiniz. O işlemi yapmaz. O işlemi yapmaz. O çok netameli bir işlem. Tek yanlı yaparsanız işte katma değer vergisinde siz
Hani vergi idaresinin orada pragmatik tutumuyla karşı karşıya kalırsınız. Bence bu inceleme ve resen takdir sebebi olabilir diye düşünüyorum. Çünkü Kongordu ilan etmiş şirket iflas etmedi. Daha o paraları tahsil etme olasılığınız var. O yüzden KDV konusunu orada çok karıştırmamanızı, en azından önümüzdeki kısa gelecekte karıştırmamanızı tavsiye ederim. Kongordu'da almış bir firmanın faaliyetini sürdürebilmesi için iştigal konusunun %70'ini oluşturan ham madde alımında eşitlik ilkesi nasıl korunur? Kırtasiye alımı, ham madde alımı. Şimdi bu tamamen teknik bir konu. Komiser olarak siz buna karar veremezsiniz. Bu neye benziyor? Bir gün Sayın Başkanım belki denk gelmiştir. Ankara'da bir iflas erteleme kayyumluğu yapan bir arkadaşımın ofisindeydim. Bir takım olur belgelerine imza atıyordu. Neler imzalıyorsun dedi. Personel, şirket dedi personel alacakmış dedi. Personel alım belgelerini gönder de onlara imza atıyorum dedi. Sen hangi kıstasla o personelin uygun olup olmadığına karar veriyorsun? Bizlerin yani Kongordu komiseri olarak bizlerin aslında bu yüzdesel olarak ham madde midir, yardımcı madde midir, yarım amülüdür bunlara karar verebilme şeyimiz yok. Vali müşavir olarak yok. Mahkemeler bizim yanımıza teknik adamlar atıyor. Onlara bu analizleri yaptırmak gerekiyor. Bu işi projenin başarıya ulaşma ihtimalinin hesabında genel olarak düşünmelisiniz. Genel olarak düşünmeliyiz. Ham madde alımı olabilir veya yeni bir makine alımı olabilir. Veya yeni bir işin alınıp alınmaması olabilir. Kongordu almış şirkete tabii ki ihale mümkün değil ama taşeronluk verilmesi anlamında. Orada sizden olur uygunluk aldığında o teknik adamın o alımın uygun olup olmadığını teknik üyenin, heyetinizdeki teknik üyenin o alımın uygun olup olmadığını denetlemesi gerekir. Eğer bir teknik üye yoksa heyetinizde ve çok bu konuda sıkışmışsanız, bu ham madde mi alayım, yardımcı madde mi alayım, sarf malzemesi mi aldırayım konusunda çok sıkışmışsanız bilirkişi raporu aldırmanızda fayda var diye düşünüyorum ben. Alacaklı firma aynı zamanda Kongordulu sürecindeki firmanın gelir kaynağı ise Kongordu sürecinde alacaklarını mahsuplayabilir mi? Ben bu soru cevap kısımlarını çok seviyorum. Hakikaten harikasınız. Hakikaten harika sorular geliyor. Başkanım işte uygulama böyle bir şey. Harika sorular geliyor. Şimdi hep tartıştığımız bir konu. Kongordu'da ilan edildiği tarihten önceki borçlar ödenmez. Çıkın piyasaya bakın bakalım. Ödemezseniz nasıl yaşayacaksınız? Adam sizin ana işvereniniz ya da taşeronunuz. Ana taşeronunuz. Ana gelir kaynağınız bir binanın yapım işi. Orada 3 tane taşeronunuz var. O 3 tane taşeron çalışmazsa siz batacaksınız. Kongordu'da projeniz gerçekleşmeyecek. Yasa diyor ki, Kongordu ilan ettiğin tarih itibariyle oluşmuş borcu ödeyemezsin artık. Taşeronunuz battı, işçi çalıştıramayacak. Nasıl ödeyemezsiniz Allah aşkınıza? Uygulamada ne yazık ki bu ödemeler yapılıyor ama yasa diyor ki, bu ödemeyi komiser tespit ettiğinde diyor, mahkemeye durumu bildirir ve süreç diyor, kesilir diyor, dava düşürülür diyor. Öyle değil mi başkanım? Tabii tabii. İşte ama... Yani maalesef pratik hayat onunla birebir örtüşmüyor. Orada bildiğim kadarıyla bir inisiyatif hakkı, bir sınır var zannediyorum. Oraya ben şimdi söyler misiniz yoksa? Tabii ben bir oraya yani nasıl oluyor bu? Aç konuşuyorsunuz şu anda açık. Tamam. Açık. Bu önemli bir konu. Şimdi takas ve mahsup icra iflas yasasının 200 ve 201. maddelerine göre murakabe edilir. Kongordato talep eden şirketten alacaklı bir firma var ve aralarında bir ticari ilişki var. Anlaşılan o ki o ticari ilişkinin hem o firmaya alacağı var hem borcu var. Dolayısıyla takas etmek istiyor. Fakat burada haksız bir uygulama söz konusu olur. Kongordato'nun olmazsa olmazı alacaklar arasında eşitliğin, dengenin muhafazası. Şöyle pratikte bir örnek vereyim. Kongordato talep eden firmanın diğer alacaklı firmadan 100 lira alacağı var. Diğer alacaklı firmanın 200 lira alacağı var. Şimdi normal koşullarda alacaklı firma Kongordato talep eden borçlu firmadan takas yaptığında bir 100 lira daha alacaklı olmuş oluyor. Peki Kongordato'nun %80 tenzilatla kabul edildiğini düşünelim. 200 liranın %86'sı 160 lira yapar. 160 lira talep edebilirdi değil mi? Borcu 100 lira. Dolayısıyla bir 60 lira söz konusu olur. Tabii takasın söz konusu olabilmesi için diğer unsurları hiç saymadım. Alacağım ve borcun geçici mühletin ilanı tarihinden önce doğması koşulu var. Dolayısıyla bu iki koşul olacak. Ancak o şekilde bir takas ve mahsup. Eğer bu koşul yoksa takas ve mahsup olmaz. O şeye de hemen bir cümleyle süreç içerisinde daha Kongordato talebinden önceki borçların ödenmiş olması behemehal bence yasaya aykırı. Bakın o
aksi takdirde iflas ertelemede karşılaştığımız hadise burada da. Ben bir yargıç olarak bizi yasanın mutluluğa, huzura götüreceğine inanırım. Buna uyma bilincini taşırsak. Ama buna uyma bilincimizi biz kaybedersek, yani Ahmet'e, Mehmet'e vesaireye farklı farklı uygulamalarda bulunursak, biz bu sistemi de dejenere ederiz diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim başkanım. Şimdi tabii uygulamada bunlar çok dertli, çok bataklık alanlar, bataklık konular. Dolayısıyla çok zorlandığımız alanlar komiser olarak. Kongor Dön projesi hazırlanırken yapılandırılan borçlara vade farkı veya faiz oranı uygulanıyor mu? Oran nasıl belirleniyor? Hayır, kesinlikle faiz uygulanmıyor. Hatta ipotekle korunmamış banka borçlarına geçici mühletle faiz de uygulanmıyor. Faiz de çalışmıyor. Değil mi başkanım? Dolayısıyla yani mevcut banka sözleşmesi ve kredi sözleşmelerindeki faiz de duruyor belli bir süre içerisinde. Grup içi şirket borçları nasıl değerlendiriliyor? Bu da bataklık alanlardan bir tanesi. O grup şirketlerinin tamamı birlikte eğer Concordo'da talep etmişlerse konsolidasyon yapmak durumundayız. Yani o borçların birbirleri içerisinde mahsuplaştırılmasını yapmak durumundayız. Grup içerisindeki grubun tamamı birbirine Concordato talep etmişse, grup içerisindeki firmalardan bir tanesi Concordato ilan etmiş, grup içerisindeki diğer şirketler Concordato ilan etmemişse, o zaman birbirlerine ortak olup olmadıklarına bakmak lazım. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Siz ortağı olduğunuz bir şirketten hükmü ortak olun, gerçek kişi ortak olun, hiç önemli değil. Ortağı olduğunuz bir şirketten alacağınızı zorla isteyip, siz alacağınız dolayısıyla ortağı olduğunuz şirketi zora düşüremezsiniz. Genel prensip bu. O yüzden biz Concordo'da da iflas ertelemede de ortakların alacakları, ortakların şirketten olan alacaklarını yok varsayarız. Borca batıklık bilançosunda dikkate almayız. O tutarın, ortakların alacaklarının sermaye gibi davranan bir varlık olduğuna kanaat getiririz. Öyle düşünürüz. Eğer ortaktan şirketin bir alacağı varsa da komiser olarak o alacağın en kısa zamanda tahsil edilmesini talep ederiz, isteriz. O yüzden grup içi borçlarda konsolidasyon şart. Eğer ortak borcuysa da o borcu yok varsaymak daha sağlıklı sonuç üretecektir. Şimdi siz projeniz sizin uygulanabilir olup olmadığını test ettireceksiniz ya, aslında projenin içerisinde bunu koymalısınız. Proje böyle hazırlanmalı aslında. Ama proje böyle hazırlanmamışsa bile komiser olarak atandığınızda komiserin bunu yakalayıp ara raporlarında derhal düzeltmesi lazım. Yani. Evet, ben de bu kadardı. Çok teşekkür ediyorum. Aslında bir soru daha vardı ama şu şeyle ilgili, Kamu Gözetim Kurumu'nun sorumluluğuyla ilgili bana hitaben yazılmış ama Korkut Hocam o konuyu daha iyi incelediği için sevgili Korkut Hocam yanıtlayacak o soruyu. Teşekkür ediyorum. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Tamam, olur. Kurtuluş Sünal sorusu iki bölümde. Birinci bölümü İzzet Başkanım yanıtladı. İkinci bölümde Concordato komiser sayısı bir şirket için en fazla kaç tane olabilir diyor. Yasa çok açık. Bir veya üç komiser tayin etme durumumuz var. O nedenle burada herhangi bir tereddüt yok. Mesut Çetin beyefendinin sorusu. A firması Concordato sürecinde B bankasına ipotekli 25 milyon ana para kredi borcu var. Borca ilişkin 28 milyon üst limitli ipotek verilmiş. Banka ana paraya sınırsız faiz işletebilir mi, yoksa faiz dahil borç 28 milyon TL'ye ulaştığında artık faiz işletilemez mi? Tabii bu Concordato'yla direkt ilintili olan bir soru değil. Genel ticari bir soru. Bankanın 28 milyon TL tutarlı bir 25 milyon TL tutarlı bir kredi borcu var ve borca ilişkinde aynı teminat alınmış. 28 milyon üst limitli bir taşınmaz ipotek teminatı alınmış. Bir kez şunu belirlemek lazım. 25 milyon ana para kredisi faizleriyle diyelim ki 30 milyon TL'ye de bağlı olabilir. Borçlu 30 milyon TL'den sorumlu. Burada ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla bir icra takibi yapıldığında üst limit 28 milyon TL'dir. 28 milyon TL'ye kadar olan alacak oradan tahsil olunur. Geri kalan kısım alacak olarak devam eder. Dolayısıyla orada herhangi bir sorun yok. Üçüncü sual Elif Ünal hanımefendinin diyor ki Concordato kararı alınmış bir firma rutin işlemlerine devam ederken mal alımı yapar ve bunun için ödemelerde bulunur.
bu açıklama, betimleme kısmı. Kongordato komiseri kararı ile gerekirse bu alımı yapılan malların iadesi istenebilir mi? Veya bu mallar için yapılan avans ve baki ödemeler geri istenebilir mi? Soru güzel. Şunu bahsetmeye çalışmıştım anımsarsanız. Demiştim ki, kongordato talep edilmesine karşın borçlu faaliyetlerine devam edecek. Ana kuralımız bu. Peki bütün faaliyetleri yapabilecek mi? Hayır. Komiserin denetimi, nezareti, murakabesi altında demiştik. Borçlunun yapamayacağı bir kısım faaliyetlerden bahsetmiştik. Mahkemenin izni gerekiyordu. Hemen hatırlatayım. Rehin gibi, alacak taşınmazın devamlı tesisatını devretmek gibi falan. Yine şunu söylemiştim. Mahkeme kararında, mahkeme bir kısım faaliyetlerin komiser izniyle yapılmasına izin verebilir demiştim. Dolayısıyla bunları tümüyle düşündüğümüzde borçlu rutin olan, rutin nedir arkadaşlar? Alışılagelmiş olandır. Yani dün, geçen gün, geçen ay, 3 ay önce, 5 ay önce yapmış olduğunuz harcamalar, işlemler gelecek 5 ayda da yapılacak düşünülmeli ve rutin işlemler. Dolayısıyla soruda şu var, rutin işlemlerden dolayı borçlu bir işlem yapıyor ve ondan dolayı komiser ödenen parayı veyahut da malların iadesini isteyebilir mi? Hayır, rutin işlemleri yapmak konusunda borçlunun tasarruf ehliyeti var. Maddenin içeriğinde çok açık olmamakla birlikte gerekçesinde açıkça rutin işlemlerin denetim nezaret kapsamı dışında olduğunu söyler. Peki borçlu bazı işlemleri rutin adı altında yapar da bu işlemler hakikaten önemliyse, işte komiserler kurulu veyahut da komiser bir tasarrufun, bir işlemin, bir mal alımının önemli işlem boyutunda olduğunu hissettiği anda borçluya bu işlemi yapmamasını talimat olarak söyleyebilir. Borçlu buna rağmen bu işlemi yaparsa bir, komiser ne yapabilir? 292'ye göre talimatlara aykırılıktan dolayı projenin reddi ve gerekiyorsa iflasını talep edebilir. Yapılan işlem ne olur arkadaşlar? Yapılan işlem komiserin izniyle veya izni olmadan yapılan işlem. İkiye ayıralım. Komiserin izniyle yapılmışsa ki rutin işlemler komiserin izniyle yapıldığı kabul edilen işlemlerdir. Zımni olarak komiserin izni var. Örnek vermiştim, bir taşınmazda kiracı borçlu. Ya kira bedelleri ödenmeyecek mi? Yani geçen ay ödemeniz lazım. 6 ay önce ödemeniz lazım. O halde gelecek 6 ayda da ödeyeceksiniz. Rutin işlem. Bu rutin işlem için komisere bence sormasına gerek yok. Dolayısıyla bu rutin işlemden dolayı bu para ödenmeli. Komiser bunu geri iade alamaz. Farklı bir işlemi düşünelim. O işlem aslında rutin işlem değilken borçlu rutin işlem diye yapıyorsa komiser ne yapacak? Ona izin vermeyecek. İşte izin verilen işlemlerde imtiyazlar alacak söz konusu olur. İzin verilmeyen, yani komiserin iradesine aykırı olan yapılan işlemde ise işlem geçerlidir. O para iadesini isteyemez, mal iadesini isteyemez. Lakin işlemin diğer tarafı kongordatoya tabi bir alacak gibi kongordatoya tabi olur. Örneğin 100 liralık bir mal satmışsa kongordato 80 lira tenzilatta kabul edilmişse 100 lira yerine projeye dahil olup 80 lirasını alabilir. Evet, sanıyorum benim sorular bunlardı. Teşekkür ediyorum başkanım. Şimdi Korkut hocamın ilk sorusu var, onları yapacağız. Emrah Bey söylemiş, Ali Bey'e sorulmuş ama bu KGK eğitim ve sorumlulukla ilgili, daha doğrusu KGK sorumlulukla ilgili olduğu için şöyle diyor, özellikle KGK'ya verilmesi gereken makul güvence raporunda, özellikle KGK şu anda bağımsız denetim şirketlerini denetleyip cezalar yazarken çokça KGK denetçiyi ne açıdan sorumlu tutabilir? Normalde bağımsız denetçiler genellikle geçmişi denetliyorlar. Konkordato raporlarının hem geçmişi hem de geleceğin bir nevi denetlenmesi isteniyor. Özellikle KGK'nın bağımsız denetçiyi nasıl mali açıdan sorumlu tutabileceği ile ilgili detaylandırabilir misiniz? Teşekkürler demiş. Tabii esas itibariyle baktığımızda konkordato belgelerin düzenlenmesine ilişkin yönetmelik, ki bu makul güvence raporunun içeriğini de düzenlemeye gayret ediyor. Burada aslında baktığımızda tamamen düzenleme nereye? Bağımsız denetim düzenlemelerine atıf yaparak makul güvence raporunun içeriğini ve sorumluluğunu belirlemeye çalışıyor. Burada denetim kanıtlığının oluşturulması açısından işte bağımsız denetim standartlarına göre bunun oluşturulacağından bahsediyor. Bunun yanı sıra biraz önce bahsettiğimiz 805 ve
3000 ile 3400 standartlarının mevcut ve ileriye dönük olarak bakış açıları olduğu bir vaka, soru açısından da baktığımızda. Tabii hiç kuşkusuz mevcut bağımsız denetim uygulaması açısından 805'teki uygulama yeterli olur mu, ama güvence düzeyini göstermesi, denetim kanıtlarının değerlendirilmesi açısından tamamen inceleme yetkisini kamu gözetim kurumuna veren bir düzenleme anlayışı bu yönetmelikte hakim. Çünkü sorumluluk açısından tamamen ve doğrudan 660 sayılı kanun hükmünde kararnameye atıf yapılmış. Hatta 20. maddesinde de hüküm bulunmayan hallerde bağımsız denetim yönetmeliği uygulanır demekte. Tabii mevcut, yani konkordato belgelerine ilişkin yönetmelik bu kadar bir atıfla sorumluluğu ve ilgili hükümleri bırakmış olduğu için tamamen konu kamu gözetim kurulunun kendi düzenlemeleri ve uygulamasına kalmaktadır sorumluluk açısından. Bu açıdan baktığımızda sorumluluk hükümlerimiz tabii 660 sayılı kanun hükmünde kararnamedeki 24. madde, ki ben onun bir kusur sorumluluğu olduğunu her zaman düşünmekteyim. Doğrudan kusura atıf yapılmasa da, çünkü Türk Ticaret Kanunu 554. maddedeki denetçinin sorumluluğuna ilişkin hükümden de hareket ettiğimizde bunun bir kusur sorumluluğu olduğu, istisnai bir düzenlemeye yer vermek arzusu içinde olmadığı anlaşılmakta diye değerlendiririm. Bu açıdan baktığımızda o zaman kusur, zarar, illiyet bağı üçlüsü açısından değerlendirdiğimizde sorumluluk hükümleri aynı zamanda halka açık şirketler için sermaye piyasası kanununda 62. maddede, 10 ve 32. maddelerde de kamuya aydınlatma belgeleri ve izahnameden doğan sorumluluk olarak da düzenlenmiştir. Hepsinde bir kusur sorumluluğudur. Dolayısıyla denetçinin kusuru varsa, ki bu kusur ve bir zarar ortaya çıkmışsa, o zaman sorumluluğun gündeme gelmesi söz konusu olacaktır. Birden fazla denetçi söz konusu ise o zaman da farklılaştırmış teselsür Türk Ticaret Kanunu açısından 557. madde hükmü ortaya çıkar. Nasıl somutlaştırabiliriz? Tabii flu olan noktalar var hiç kuşkusuz. Baktığımızda konkordato ön projesi ve başvuru belgelerinin tamamını inceleyecek olan ve makul bu konuda projenin gerçekleşmesi yönünde makul güvence verecek olan bağımsız denetçinin bu makul güvence tırnak içinde raporundan bahsettiğimizde bu nasıl bir hizmettir diye öncelikle bakmak lazım diye düşünüyorum. Çünkü bu bir danışmanlık hizmeti midir? Tamamen bağımsız bir faaliyet midir? Çünkü bunu danışmanlık hizmeti, çünkü bir şirkete konkordatoya başvuru için danışmanlık hizmeti verme şeklinde bir faaliyet olarak da bunu görme arzusu içinde olanlar var. Hatta 805'e göre hazırlanacak bağımsız raporuyla güvence standartları 3000 ve 3400'e göre bunun dahi ayrı bir bağımsız denetim firması tarafından verilip verilmemesini tartışanlar var. Ben tabii buna bir de Türk Ticaret Kanunu'nun 400. maddesindeki tarafsızlık ve bağımsızlık esaslarını da eklediğimde, dolayısıyla bağımsız denetime tabi olan bir firmanın bağımsız denetim denetçisi veya bağımsız denetim kuruluşu doğrudan bu raporu verebilir mi, veremez mi sorusu da gündeme gelebilecektir. Ama bu kadar ileri gitmediğini kamu gözetimin görmekteyiz bu açılarda. Dolayısıyla bugün için bunlar tartışılmamaktadır, ama sorumluluk uygulamaları açısından buradaki sözleşme ilişkisinin geçerli olup olmadığı da ileride tartışma konusu hukuken yapılabilecektir. Bunun dışında ise tamamen dediğim gibi kusur sorumluluğu esasları çerçevesinde ve denetçinin bağımsız denetim yönetmeliği çerçevesinde yapılması gereken işler, denetim kanıtı, denetim süreçleri, standartların uyum açısından mesleki şüphecilik esaslarının uygulanıp uygulanmadığı, tüm bu hususları KGK kendi dağarcığı çerçevesinde değerlendirecektir. Ama dikkat edin, bunlar sorumluluğa ilişkin hükümlerdir. Dolayısıyla bundan zarar görenlerin talebi. Oysa soruda daha çok ne var? KGK'nın idari uygulaması ve aykırı bulup ceza hükümleri, ki bu daha çok idari hukukunu ilgilendiren bir yön ve
uygulama olarak karşımıza da çıkmaktadır. Bunu da parantez olarak bildirmek isterim. Bu farklı bir yaklaşım olarak değerlendirilmelidir. Dava konusu da yapılabilir. Diğer soru, konkordatı komiserinin görevlendirilmesi için eğitim ve SMM olmak yeterli mi diyor. Baktığımızda burada ayrıca ismini yazmamış ama KGK Bilirkişiler Kurulu'na liste verecekse 16.000 bağımsız lisanslı denetçi var. Ancak sadece 2.000'i aktif eğitim kredilidir. Dolayısıyla Kamu Gözetim Kurulu kendi sistemindeki 2.000 kişiyi bilirkişi kuruluna bildirebilecek. KGK lisanslı pasif 14.000 kişi komiser olamayacak mı demiş. İsmini yazmamış. Şimdi bu konuda baktığımızda tabii 7155 sayılı kanunla konu değiştirildikten sonra veya ilgili makul güvence raporu geldikten sonra konkordato komiserliği ve alacaklar kuruna dair yönetmelik de ki hükümler bu yönde değerlendirildiğini bir kere konkordato komiseri olmak için bu yönetmenin 4. maddesindeki şartları yerine getirmiş olmak lazım. Bir tanesi doğaldır ki nedir? İşte Türk vatandaşı olmak, tam ehliyeti olmak ama eğitim. En az 4 yıllık bir lisans eğitimi veren fakülteden mezun olmak. Dolayısıyla sadece SMM değil, hukukçu da olabilirsiniz, mühendis, mimar da olabilirsiniz, konkordato komiseri olabilmek için. Ama konkordato komiserliği şartları içinde ne var? Yönetmeliğin 13. maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla komiserlik eğitimini tamamlamış olmak. Bu yönetmelik eğitimi belirli eğitim kuruluşları veya kurumlarca verilmesini öngören bir daralmayı öngördü. Dolayısıyla herhangi bir eğitimi değil, hukuk fakültesi bünyesinde bulunan üniversitelerle TÜRMOB veya Türkiye Barolar Birliği tarafından bu eğitimlerin verilmesi yönetmelikte öngörüldü. Dolayısıyla bu kurumlarca verilecek eğitimi de yönetmelikte tanımlanan eğitimi de almış olma şartı söz konusu. Bağımsız denetçi olmaya gelince, tabii bağımsız denetçi olma açısından biliyorsunuz bu yönetmeliğin 5. maddesinde de şöyle bir hüküm var. Komiserin 3 kişi olarak görevlendirilmesi durumunda mahkeme tarafından komiserlerden biri mahkemenin bulunduğu ilde faaliyet göstermek şartıyla bağımsız denetçiler arasından seçilir. Seçilecek komiserlerden bir diğerinin de hukukçu olması tercih edilir. Tabii bu yönetmelik yazılırken hepimiz de oradaydık. Tabii ki yazılım ön çalışmalar sürecinde hani tercihe şayan olmak ayrı bir şey. Hukuki bir metinde tercih edilir, etmeye de bilir demektir bunun anlamı ama bir kişinin mutlaka ne olması lazım? Bu üçten birinin bağımsız denetçi olması lazım. 4. maddeye döndüğümüzde 4. madde komiser olmanın şartlarını düzenlerken 13. maddedeki istisna dışında eğitim alma şartı aradığına göre ister bağımsız denetçi olun ister olmayın SMM veya YMM olarak mutlaka komiserlik eğitiminin alınmış olması gerekecektir. Çünkü 13. maddedeki istisna sadece konkordato eğitimindeki belli akademik alanlarda olan akademisyenler için doçent ve profesör olmak şeklinde dar bir istisna olarak konulmuştur. Daha geniş olması o dönemde de tartışılmıştı ama bu şekilde bırakıldığını görmekteyiz. Nihayetinde bir sınav yoktur. Yani konkordato komiserliği belgesi almak için ama eğitim almış olmak ve bu eğitimlerdeki listelerin tabii bakanlığın uygun göreceği çerçevede bildirilmesi ve o listelerden seçilmesinin sağlanması şeklinde bir düzenlemenin bu yönetmelikte tercih edilmiş olduğunu görmekteyiz. Bugün için bu şartlara uygun bir şekilde bir çalışma sürdürüleceği anlaşılıyor. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum hocam. Şimdi daire başkanımıza geçmeden önce bir tane odaya olduğunu düşündüğüm bir soru var. Onu yanıtlamaya çalışayım. Sonra da bilirkişilik daire başkanımızın cevaplarıyla bugünkü seminerimizi neticelendirelim. Şöyle bir soru sorulmuş. Konkordato ön projesi hazırlanırken borç yapılandırması, satış projeksiyonu gibi birçok planlama ve varsayımda bulunmak gerekiyor. Bütçe planlama yapılabilen kişilerin kolaylıkla yapabileceği konular bunlar.
Bu eğitim bütçe planlama eğitimiyle birleştirilebilir mi? Tabii bunu değerlendirelim. Tabii ki bütçe aslında o ilgili ekonomik birimin mevcutları ve geleceğe ilişkin tahminlerinden oluşan önemli bir performans aracı. Bütün mali müşavirlerin biz de bu konuyu önemsiyoruz. Yani bütçe ve planlamaya ilişkin, özellikle bütçe ve raporlamaya ilişkin eğitim planlaması yapıyoruz. Ha bu ön proje ile birleştirilebilir mi? Onu da değerlendirelim. Fakat tabii şunu bilmek gerekiyor. Biraz da önce de anlatıldı. Bütçe gibi aslında ön proje daha da öyle. Her yani işletmeye özgü bir şey aslında. Baktığında her işletmenin içinde bulunduğu duruma, sektörüne, ileriye yönelik tahminlerine, borç ve alacak yapılarına, davalarına vesaire bunların hepsini kapsayan ileriye dönük o da bir projeksiyon. Bunların hepsi bütün varsayımları içinde bulunduran bir case oluşturmak çok kolay bir şey değil tabii ama biz bunu yine de değerlendirelim. Bir case oluşturulabilir veya iyi bir bütçe planlama eğitimiyle bu projeksiyon konusu ya da ön proje konusu güçlendirilmiş olabilir. Bunu değerlendirelim. Buyurun başkanım. Teşekkürler. İkinci bölümdeki soruların büyük çoğunu bilirkişilik ve konkordato başvuruları ile ilgili. Bunu ortak cevap vereceğim müsaadenizle. Evet, 2020 yılında 2019 yılında bir duyuru yapılmadı 2020 için. Ama biliyorsunuz eskisi gibi her yıl bilirkişilik başvurusu almak gibi bir zorunluluğumuz söz konusu değil. Zira bilirkişilerimiz 3 yıllığına sicil ve listelere kaydedildiler. Ancak biz bu noktada bölge bölge ihtiyaç analizi çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Biraz yeni kurulan bilirkişilik bölge kurullarımızın faaliyete geçiş takvimi öngördüğümüzden daha öteye sarktığı için bir gecikme yaşanmış olabilir. Bölge bölge ihtiyaç analizi yapıp hangi uzmanlık alanlarında ihtiyaç var bunu belirleyip buna göre kısa zamanda duyurumuzu yapmayı planlıyoruz. Aynı şekilde konkordatoda da aynı husus geçerli. Malumunuz üzere kanunla birlikte hocam da biraz bahsetti. Hem konkordato komiserliği için bir temel eğitim öngörüldü. Hem de konkordato komiserlerinin bilirkişilik bölge kurullarınca hazırlanacak listelere girmeleri öngörüldü. Yani liste esası getirildi. Bundan sonra mahkemelerde o listeyi esas alarak komiserlik komiser görevlendirmesi yapacaklar. Bunun için de inşallah en kısa zamanda takvimi netleştirip duyurmayı planlıyoruz. Arzu Hanım, test konum için konkordato ilan eden şirketlerin isimlerine ulaşmam gerekmektedir demiş. TOP, İTÜ, Ticaret Bakanı'yla yapılan görüşmelerde bilgi edinemedim. Bu şirketlerin listeleri nereden oluşabilirim? Yani önünüzde en büyük engel ticari sır meselesi. Biraz onu aşmanız lazım. Onun dışında yani bizde de bu listelerin isimleri yok yani şeyler. Yargı mecilerin önünde zaten yargılaması devam ediyor. Bilemiyorum hani Hazine Maliye ya da Ticaret Bakanlığı'ndan bir bilgiye ulaşabilir misiniz? Gerçi ulaşamadım demişsiniz. Atilla Bey, ne zaman UYAP'tan yapılmaya başlanacak bu görevlendirmeler demiş. Bilirkişiliğe ve konkordato komiserliğine. Zaten aylık kota getireceğimizi söyledik. En kısa zamanda bunun duyurusunu da yapacağız ve o kota doğrultusunda bir sınırlama gelecek. Nitelikli hesaplama sertifikası merdiven altı sayılmaz umarım demiş. Konuşmamda geçen ifadeyi tırnak içinde. Tabii ki o genel bir ifadeydi ama şunu hiçbir zaman unutmayın. Bu noktada bilirkişilik bölge kurulları da daha katı bir tutum sergileyecek. Bundan sonraki dönemde almış olduğunuz nitelikli eğitim hesaplama sertifikası tek başına sizin o alanda hesap uzmanı olarak bilirkişilik görevi yapabilmeniz için yeterli değil. Sizin bunun dışında gerçekten o alanda uzman ehil olduğunuzu, mesleki faaliyetlerinizi ispatlamanız gerekir. Yani orada o elbet öngörülmüştü ama 20 saat dalsanız, 300-500 saat dalsanız tek başına alacağınız o eğitim sizin o hesaplamaları nitelikli bir şekilde yapabileceğiniz anlamına gelmez. Mutlaka yan verilerle bu tecrübenin desteklenmesi alınacak salt bir sertifika o uzmanlık alanına kabul için yeterli olmayacak. Bilirkişi alınmanı söyledik, kotayı söyledik, bunu geçelim.
Bunu da cevapladık. Ortak cevapladıklarımı geçiyorum. Adli muhasebecilik uygulaması ile ilgili çalışma olacak mı demiş Fırat Bey. Buna ilişkin görüş ve önerilerinizi daire başkanımıza her zaman iletebilirsiniz. Temel alt uzmanlık alanları güncellemesi her zaman söz konusu olabilecek bir çalışma. Bu görüş ve önerileriniz doğrultusunda bir değerlendirme yapabiliriz. Adli muhasebe diye yani yazılan eserler de var. Gerçekten bu alanda bazı çalışmalar da var son yıllarda. Bilirkişilik ücretlendirmesinde hakkaniyet uygun bir yöntem denmiş. Şimdi bilirkişilik asgari ücret tarifesini incelediğinizde aslında biz daire başkanlığımızın düzenlediği tarihten öncekilerde daha açık ifadelere yer verdiğimizi görürsünüz. Tarifeden 7. maddesinde mesela ücretlerin artırılmasında esas alınacak kriterler açık açık bent bent yazılmıştır. İşte dosyanın kapsamı, o alandaki uzman sayısı vesaire bir sürü kriter belirlenmiş. Önemli olan bunun görevlendirme yapan merci tarafından uygulanmasına kalıyor iş. Orada asgari ücretler mahkemelere göre ve mercilere göre belirlenmiş ama ad üstünde asgari. Bunun üzerinde dosya kapsamında sunulacak emek ve yine harcanacak zamanın en iyi takdirini görevlendirme yapan merci yapabilir. Bu noktada aslında yanlış bir uygulama da var. Bazen görevlendirme yapan merciler mesela yol gideri, kırtasiye ya da bilir kişinin diğer harcamaları, iaşe giderlerini bu görevin ifası sırasında zaten ben ücreti yüksek tuttum, öyle karşıladım diye bir değerlendirme içerisine giriyorlar. Aslında yol gideri, kırtasiye ve yine inceleme için olabilir bir laboratuvar kullanır ya da başka bir deney vesaire örnekleri çoğaltabiliriz. Bu noktada harcadığı ücretlerin aslında bilirkişi ücretine dahil edilmemesi lazım. Çünkü bilirkişi ücreti ayrıdır, diğer masraflar ayrıdır. Onu bilirkişi ücreti içine dahil ettiğimiz zaman aslında mükerrer bir vergi uygulamasına da yol açmış oluyoruz. Zira bilirkişi kırtasiye ödemesi yaparken zaten bir vergisini ödüyor. Ne bileyim yakıt gideri yaparken vergisini ödüyor kendisi. Biz üzerine biz bunu yüksek tayin ettik deyip kendisine bir de ekstradan yine verginin vergisi şeklinde gelir ve damga vergisi kesintisine de yol açıyoruz. Yani tarife tam manasıyla uygulansa ücretlerin artırılması, azaltılması, hiç ücret takdir edilmemesi, takdir edilen ücretin geri istenmesi, ek ücret verilmesi, verilmemesi ek rapor için hepsi tarifede yazıyor. Hani daha ne yapabiliriz? Eğitimlerde de bunu anlatıyoruz. Yani bunun sadece biraz daha ilgi, özveri ve işi yaparken daha dikkat edilmesiyle alakalı bir şey. Elbette bilirkişilikte ücret tek başına öncelik değildir. Kamu hizmeti niteliği ağır basan bir faaliyette diyoruz ama elbette bilirkişinin harcadığı emek ve zamanında karşılığında uygun bir ücretin verilmesi önemlidir ve gerçekten nitelikli ve ehil bilirkişilerin sistemde tutulması ve yine sisteme kazandırılması açısından da ücretin özendirici bir enstrüman olduğunu düşünüyorum. Yani bilirkişi bunun yaptığı işin karşılığını aldığı hissini hissederse hem daha kaliteli raporlar verir hem de süreç içerisinde kalır diye düşünüyorum. UYAP üzerinden alınmasındaki zorluklarla ilgili çözüm çalışmaları demiş. Evet, yönetmelik hükmünü bahsettim. Belki onunla alakalı bir soruydu. Portalın daha kullanılabilir hale getirilmesi için UYAP'ın çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah bu sayede daha kolaylaşacak. Bunu söyledik. Eğitim alırken kalemlerden gelen arkadaşlar ek rapor istendiğinde neden ek rapor seçeneklerinin en üst sırasında bilirkişi yetersizliği bulunuyor? Kalemdekiler en kolay seçenek olduğu için hep onu seçiyorlarmış. Bu seçeneği aşağı taşımak mümkün mü? Daha hakkaniyetli olur demiş. Notumuzu aldık. Notumu aldım. Aşağıda çekebiliriz. Bunda hiçbir mahsur yok. İhtiyaca göre yeniden bir gözden geçirelim. Avukatlara özel olarak nitelikli iş hukuku hesaplamaları ve SGK mevzuat için 31.2.2019 tarihine kadar sertifikalarını yükleme ve görev verileceğini bildirdiler. Bu durumu Instagram üzerinden de başkanına bildirdim. Durumun açıklanmasını arz ederim demiş Hayriye Hanım.
Size bu garantiyi kim verdi bilemiyorum. Hani görevlendirme verilecek diye, görev verileceği bildirildi. Avukatlara özel diye bir şey de olmaz. Hani alanda şartları sağlayan herkese açık, her bir meslek grubuna bu imkan tanınabilir, şartları sağlayan özel bir düzenleme yok. Açıkçası bunu tam anlayamadım. Teşekkür ederim. Peki, çok teşekkür ediyorum. Böylelikle seminerimizin sonuna geldik. Ben gerçekten güzel bir seminer olduğunu düşünüyorum. Tabii önemli olan sizlerin de böyle düşünmeniz. Adalet Bakanlığımız, Adalet Bakanlığı Bilirkişilik Daire Başkanımız İzzet Başaray'a, Ankara'da 9. Asliye Ticaret Mahkemesi Başkanımız Ayhan Akyürek'e, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Korkut Özkorkut'a ve Mali Müşavir Ali Dursun Koç'a, tabii ki sizlere, bu saate kadar bekleyip ilgiyle izleyen sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Yeni bir seminerde buluşmak üzere.